Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kartal. Sınır ötesi harekatlar ve terörle mücadele operasyonlarında daima görev başındalar. Amaçları, savaş uçaklarını en uzun süre havada tutmak. 101. Havada Yakıt İkmal Filosu, namı diğer Asenalar. Adana'da bulunan filo, envanterindeki 7KC-135J uçağıyla 25 yıldır görevde. KC-135R uçağı 1995 yılından bugüne kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin katıldığı bütün harekatlarda, bütün yurt dışı intikallerinde kullanılmıştır. 4 jet motoruna sahip tanker uçakta 2 subay ve 2 astsubay görev yapıyor. KC-135R havada yakıt ikmali yapabilmek için işte bu panellerin altında baştan sona tam 100 ton yakıt taşıyabiliyor. Görev uçağın kuyruğundaki özel bir bölümde havada yakıt ikmal operatörü tarafından gerçekleştiriliyor. Dünyada sayılı ülkenin yapabildiği görevlerden birinde havada yakıt ikmal görevindeyiz ve şu anda terörle mücadele harekatında görevli bir F-16'ya yakıt ikmali yapılıyor. F-16'nın havada yakıt ikmali tamamlandı ve şu anda F-16'lar KC-135R ve ekibini havada selamlıyorlar. Havada yakıt ikmali sırasında operatör yakıt alan uçak pilotlarıyla sürekli iletişim halinde oluyor. Hoş geldiniz, iyi görevler. Ne kolay geldi. Çok teşekkürler. KC-135R 40 bin fit irtifaya kadar görev yapabiliyor. F-16'lara dakikada 1 ton, F-4 ve E-7T havadan erken ifade kontrol uçaklarına ise dakikada 2 ton yakıt aktarabiliyor. Kuvvet çarpanı olarak nitelendirilen, havada savaş uçaklarımızın görev süresini uzatan ve ülkemize yönelen tehditlerin, ülkemizin sınırlarının çok daha ilerisinde bertaraf edilmesine yardımcı olmaktadır. Yakıt ikmali tamamlanan uçaklar yere inmeden yeni göreve hazır hale geliyor.